Hocam şu anda bu virüsten dolayı bazı ilaçlar ithal ediliyor. Bunların içinde ne olduğu bilinmeyen maddeler var. Hani bu şekilde bir ilacı kullanmakta bir caizlikte sıkıntı var mı? Şimdi Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş Ebu Hanife Hazretlerinin değil de İmam Muhammed Hazretlerinin ve Ebu Yusuf'tan gelen rivayettir. Çünkü Hanefi mezhebinde Ebu Hanife Hazretlerine göre bir madde eğer necis ise, ki şu an gelen ilaçların necis olduğunu daha tam da bilmiyoruz ama en azından şüpheli. Ebu Hanife Hazretlerine göre bir madde eğer necis ise, haram ise yani, onunla Allah Teala insanların tedavisinde, insanların iyileşmesini tedavi halketmez. Bununla alakalı İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh, İnne Allah lem yecel şifa hakkın fîmâ haram aleyküm. Allah Zülcelal Hazretleri size haram kıldığı şeyde, haram kıldığı şeyde şifa takdir etmez. Şifa olmaz. Ebu Hanife Hazretleri bu görüşü benimser. Ancak İmam Muhammed ve Ebu Yusuf Hazretlerine göre mezhepte eğer bir şey necis ise ve o necis olan şeyin tedavide kesin işe yaradığı veya kesin tedavide iş gördüğü biliniyorsa, insanlara fayda verdiği biliniyorsa, bu durumda Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre şeyde kullanılır. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre hastalık tedavisinde. Bu Ebu Yusuf'tan yapılan ve Ebu Hanife'nin görüşüne de onların yaklaşımı şudur. Evet, Allah Teala necis olan şeyde şifa yaratmaz. Bir şey necis ise şifa yaratmaz. Bu kastedilen onun alternatifi olması durumundadır. Yani söz gelimi diyelim bugün günümüzde sağlık sektöründe hınzırın bir cüzü var, bir parçası var. Ondan diyelim şu an için insülini üretiyorlar. Bu var ama bunun alternatifi, bununla aynı iş göreni sığırın da var. Siz tutup sığırı varken hınzırı kullanacak olursanız evet Ebu Yusuf ve Ebu Hanif, İmam Muhammed'e göre de bu haramdır. Çünkü alternatifi vardır. Ancak bahsettiğimiz konu şudur. Şu an günümüzde olduğu gibi virüsün alternatifi yok şu an daha ilacı. Bu şekilde alternatifi yok ise ve birileri de bunun tedavide kullanılıp tedavide fayda görmüş ise ve mahir ve uzman bir doktor bunun kullanılmasının fayda verdiğini söylüyor ise o zaman bunun kullanılmasına herhangi bir beis yoktur derler. Ve mezhepte tercih edilen görüş de bu şekildedir. Bizim esasen sadece bu virüs meselesiyle değil, virüsün dışında da maalesef günümüzde ilaç sektörü Müslümanların elinde değil. Gayrimüslimlerin elinde ve şu an bir ilacın evet bir takım hastalıkları iyileştiriyor ama zararlarının veya içerisindeki maddelerin ne olduğuna tas tamam hakim de değiliz. Vatandaş da onun için özellikle kullandığı ilaçlarda da soruyor bunu. Yine bakış açısı aynıdır. Burada bunun bir alternatifi var mı yok mu veya muadili var mı o sorulacaktır. Yani doktoruna almış olduğu eczaneye efendim bak bunda işte hınzırın bir cüzü var. Haram olan şu var. Bunun alternatifi var mı? Bu olmayanı var mı? Bunu soracak. Denilirse ki hayır, bunun alternatifi yok veya evet alternatifi var ama bunun gördüğü işi görmüyor. O zaman bu dediği alternatifi olmuş olacaktır. Bu şekilde olacak olsa Hanefi mezhebinde bakış açısı her yerde aynıdır. Tedavi için kullanıldığında kullanılabilir. Herhangi bir beis olmaz. Evet. Allah razı olsun hocam.